Efendim burada bahçe duvarları balıklar size ziyarete gelmişsiniz. Neler söyleyeceksiniz? Evet, biz ilginç diye gelmek görmek istedik. Oğlum gezsin görsün istedik. Hoşumuza gitti, keyifliydi. Dikkat ediyoruz nereden tabii. Nereden geldiniz? İzmir mi? İstanbul'dan. Evet. Peki kendisi bir şey söyleyecek mi bakalım? Balıklar güzel mi? Evet. Yem atabildin mi balıklara? Hayır. Yemim yok. Yemimiz yok. Teşekkür ederiz. Şunlar mı? Evet. Amanın. Bu ne, bu ne? Hangisi? Çok güzel oluyor, güveniyoruz. İki gün önce. Bahçe duvarları akvaryumdan oluşuyor. Nereden geliyorsunuz? Nasıl buldunuz? Biz İzmir'den geliyoruz. Çeşme'ye geldiğimizde mutlaka buraya uğruyoruz. Çok güzel bir düşünce, çok güzel bir uygulama bence. Çok zevkli de yapılmış, çok maliyetli de bir şey. Sen neler evet. diyeceksin? Güzel mi balıklar? Ne yaptın? Yem atabildin mi? Yem bulabildin mi onlara? Yerde yoktu. Yok mu yerde? Şurada var. Orada mı var? Peki. Daha güzel. Bana. Efendim geldiniz. Burada akvaryumdan oluşan bahçe duvarları var. Neler diyeceksiniz? Vallahi ben buraya Çeşme'ye devamlı gelen bir insanım. Ben ilk defa gördüm burayı. Devamını ben Çeşme Limanı'na gelirim ama Çiftlik'te böyle bir yerin olduğunu ilk defa gördüm. Ve bayıldım. Adam ne güzel yapmış. Koluna emeğine sağlık. Çok hoşuma gitti ve de dinlendiriyor insanı. Çok da insan geliyor. Adama teşekkür etmek istiyorum ben şahsım adına. Şimdi bu fikir nasıl doğdu? Kaç yıldır var? Kaç balık var? Biraz anlatabilir misiniz? Vallahi 15 senedir var. Fikir ise önümdeki duvarı denizi göremiyordum. Kaldırdım, şeffaf nasıl bir şey yapabilirim diye düşündüm. En iyisi güzel bir akvaryum yapıp içinden de denizi seyredersem hepsi denizde gibi gözükür diye öyle bir fikir oluştu. Ve denizden suları çekerek ve tekrar denizden devir daim yaparak güzel bir şey oluştu. Ve sonradan da tuttu. Dünyanın 100 ülkesinde haber bültenlerinde falan gösterildi. Uzunluğu? İkisinin uzunluğu 50 metreyi buluyor. Peki kaç balık var? Balık ortalama sayıları önemli değil. Bunun peyzaj amaçlı. Mesela herkes soruyor. Çıpralar mesela 3-4 kiloluk çıpralar var, levrekler var. Buradan yiyor muyorsunuz diye. Ama yemek için yapılan bir şey değil. Tamamen peyzaj amaçlı. Denize boş bakmak amaçlı yapılan bir şey ama bu insanların çok ilgisini çekti. Gelip gidiyorlar. Turizm destinasyonu içine katıyorlar. Çok çok. Günde yazın 120 otobüs geliyor. İşte 1000 araba geliyor. Ve mesela burada bakın balıklarımızın şu anda hepsinde yumurta var. Bu yumurtalar ve spermler direkt denize gidiyor. Deniz ekolojisine de büyük fayda veriyoruz. Yani bizim suların gittiği yerlerde benim yavrularım kaynıyor yani. Yani insanlara hizmet ettiğimiz için %95 insan çok takdirle karşılıyor. Herkese de bak yaşlılar gelsin otursun diye, baksın diye bu kadar yakından bu deniz canlılığını başka yerde göremez. Burada ta puluna kadar inceleyebiliyor yani. Hepsi böyle bir şeyi bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederiz diyorlar. O insanların takdiri bize yetiyor. Bak. Allah! Gelin gelin! Yemleme yaptı. Gelin bakın. Allah! Delirecek balıklar ya. Allah! Tozu dumana kattılar ya. Evet şu an
Balıklar yemlenme, Allah cezasını versin. Ne oldu bu ya?